Ben Erdin Çabaç Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bu bölümde geçen hafta başladığımız Capture One serisinin ikincisine geçiyoruz. Geçen hafta hatırladığınız gibi genel düzeltmeler yani global düzeltme üzerine ufak tefek örneklemeler vermiştik. Ve seven programı bir parça tanıtmaya çalışmıştım. Bu hafta lokal düzeltmeler dediğimiz maskeleme sayesinde fotoğrafın daha belirgin yerlerindeki dokunuşlarla ilgili bir çalışma üzerine bir içerik olacak bugün. Hadi hemen bilgisayara başına geçelim orada. Evet sevgili dostlar, Sizinle özellikle zor bir kare tercih ettim ki global düzeltmek, global düzeltme yapsam işte kabataslak şöyle bir fotoğraf çıkar karşınıza. Buradan düzeltmeler yaparım. Highlight'ını bir parça kısarım. Kontrast'ını bir parça artırırım. Beyazı bir parça geriye çekerim. Siyahı ve gölgeyi açarım. Az bir şey Clarity'ye dokunurum az bir şeyde belki diye beraber bu hale getirmeye çalışırım resmen. Şimdi bunları resetleyelim. Ve öncelikle programın çok ilginç bir özelliği var Lightroom'a Lightroom'dan farklı olarak. O da layer ilave edebilir. Yani layer üzerine çalışabiliyorsunuz. Şurada artı gördüğünüzde de layer'lar var. Eğer sol ile sol tıklamayla basarsanız eğer New Empty Adjustment, Field Adjustment, Clone Layer ve Hill Layer'lar olduğunu göreceksiniz. Biz genellikle Empty Adjustment Layer ile la çalışacağız. Dolayısıyla hiç buraya dokunmanıza bile gerek yok. Sadece şuradaki artıya basarak doğrudan doğruya bir Empty Adjustment Layer açacaktır size. Bu da sizin bütün e, maskelemelerle, maskeleme bölümüyle çalışacağınız layer'lar açacaktır size. Şimdi burada epey bir değişik layer bölümü var. Burada neymiş? Linear Gradient Mask var. Burada Radial Gradient Mask var. Burada da maskeleme fırçaları var. Şimdi biz burada öncelikle bir tane Linear Gradient Mask açacağız ve şu üst bölgeye müdahale edeceğiz ama ne yaptığınızı unutmamak için çok da güzel bir özelliği var bunun. Üzerine gelin, çift tıklayın, ve ne yaptığınız, hangi bölüme ne yaptığınızı hatırlamak için de mutlaka orayı işaretleyin. Daha doğrusu ne yaptığınızı yazın, isimlendirin. Mutlaka isimlendirin. Biz buraya öncelikle li, lineer bir gradyal maske yapacağız. Şimdi buradan başladık mı böyle geleceğiz. Şöyle baktığımız zaman ufukla beraber evet. Şimdi burada çok güzel bir özellik var. Luma Range diye arzu ederseniz burada maske, maskeyle gözlem, gözlemleyelim. Bunu buradan böyle sola çekerek maskeye tamamen maskenin kuvvetine ya da etki ettiği yerlere etki ettiği yerlere tamamen müdahale edebilirsiniz. Mesela buradan böyle yapabilirsiniz ya da buradan daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben burada bunu kullanmayacağım çünkü zaten benim istediğim gökyüzü ile beraber burada kademeli olarak geçeceği için gök gökyüzü ile beraber buradaki uç noktalara da aynı değişikliklerin uygulanmasını istiyorum. Burada ne yapacağım öncelikle? Birazcık pozlamayı azaltacağım sevgili dostlar. Çok minimal bir azaltma yapacağım. Highlight'ı bir parça azaltacağım. Mi? Daha böyle mistik bir gün batımı oluşsun diye. Sonra burada clarity azaltacağım ve structure'ı azaltacağım. Birinci maskemizi bitirdik. Şimdi ikinci maske şuradaki fırçayı kullanacağım sevgili dostlar. Dolayısıyla ikinci bir layer aç açacağım. Buraya da ağaçlık diyeceğim. Ağaçlık. Burada da şu maskeyi kullanarak bu maske bakalım dokunduğunuz yeri sizin yerinize çok güzel bir biçimde aynı tonlamalar ve aynı renkler olan bölgeyi maskeler. Bu da sizin işinizi oldukça kolaylaştırır. Şuraya bir kere dokunacağım, bir kere de buraya dokunacağım. Bütün bu ağaçlığı şu anda benim için maskeledi. Bunu yap, hemen şunu göstereyim. Açtığım zaman gördüğünüz gibi maskelenmiş bölümleri görüyorsunuz. Bunu yapmayacağız. Ama ne yapacağız? Bir parça ağaçların gözükmesini istediğim gibi, istediğim için. Şöyle önce açacağım. Evet. Sonra birazcık kontrast ilave edeceğim ben buraya. Brightness'ını bir parça azaltacağım. Shadow'u bir parça artıracağım. Ve Clarity'sini bir parça artıracağım. Structure'la beraber. İkinci maskemizi de bitirdik. Şimdi üçüncü maskemizde tekrar layer açacağız. Ve ne diyeceğiz? Alt bölüm diyeceğiz. Alt bölüm diyeceğiz. Tekrar bu sefer lineer radyal maskemizi alacağız. Şuradan itibaren şuradaki gölgeli alana kendim müdahale etmek istiyorum. Buradan şöyle alalım. Şunu da bir parça daha şöyle bakalım. Aa, çok güzel oldu. Ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Resmin burası, yani fotoğrafın bu alt bölümü bana göre aşırı açık. Bir de aşağıya bir parça daha karartayım. Karşıdaki mistisizmi ortaya iyice çıkartalım. Dolayısıyla burada yine exposure'u azaltacağız. Sonra highlighted bir şey olmadığı için shadow'u azaltacağız. Brightness'ı azaltacağız. Bir parça clarity artıracağım. Detaylar ortaya çıksın diye. Structure'a dokunmayacağım. Ve burayı da bitirmiş olduk. Şimdi son bir maskeleme göstermek istiyorum. Burada gözükmeyen daha ileride de işleyeceğimiz renklerle ilgili. Ama renklerden de bir maskeleme yapabiliyorsunuz. Bunun için şu üstte renkler bölümüne gelin. Şuradaki sizin damlacığınızı gelin. Bir rengi seçin. O rengin yayılımını azaltmak için de şuradaki smoothness'ını iyice sıfırlayın. Sonra şurada üç tane noktanın olduğu yere gelin. Create Masked Layer from Selection. Yani seçtiğiniz renkten maskeli bir alan yarat deyin. Maskeyi yarattı. Sonra güzel tarafı Lightroom'da göremeyeceğiniz şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Lightroom'da hangi maskeyi yaratırsanız yaratın. Sizi belli seçenekler arasında kısıtlar. Yani işte ne bileyim ben işte ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Yapamazsınız Lightroom'da. Bunda arzu ettiğiniz gibi oynarsınız. Renkten de Buraya gelelim. Ben burada bir parça doygunun artırmak istiyorum. Seçti yaptığımız seçimi. Yaptığımız seçimi. Yaptığımız değişiklikleri görmek için de buradaki layer'ın üzerine gelir ve değiştirebilirsiniz. Bakın hop hop. Ufak tefek ilaveler. Güzel bir şey yaratmış olduk. Burada başka da bir şey yapmayacağım. pardon çok özür dilerim. Tekrar en başa dönüp, background'a dönüp en sonunda da level'ı düzelteceğiz. Ve fotoğrafımız bundan bu hale çevirdik. Bölgesel düzeltmelerle sevgili dostlar. Tekrar büyük olarak göstereyim size resmi. Fotoğrafımız buradan bu hale geldi. Nasıl? Güzelmiş değil mi? Peki. Bir tane var ki... Şuradaki... Onu göstermemiştim ben size değil mi? Onu da şöyle gelelim. Mesela şöyle bir karede ele alalım. Bu kareyi de resetleyelim önce. Gelelim şimdi bu karede ele alalım. Bu karede yüzler biraz karanlık çıkmış. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fotoğrafın geri kalanına hiç müdahale etmeden bir maske ve buraya er erdinç diyorum kendi surat kendi suratımın üzerinde maskeleme yapacağım. Bunu seçiyorum. Şuradan şöyle Sonra geliyorum bunun üzerine. Şu anda yaptığı yaptığı maskeleme aslında bütün ya, radial gradient'in dışındaki bölgeleri maskeledi. Bunu tam tersine çevirmek için de sağ tuşla geliyorum yaptığım yere. Invert Mask'e geliyorum. Çok basit bir biçimde. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık suratı etkiliyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan geliyorum birazcık exposure'ı açıyorum. Çok değil. Gölgesini açıyorum. Belki biraz brightnessını açıyorum. Ciltle çalışırken arkadaşlar ciltteki hataları düzeltmenin aslında çok basit bir yolu var. Clarity'yi azaltmak. Suratım e, daha da yakından daha da düzgün görelim. Önce ne yaptığımızı. Evet. Structure'ı da biraz azaltalım. Clarity'yi azaltalım suratımızda. Hafif. Ha, çok. Evet, bayağı genç oldum. Bakın maske öncesi ve maske sonrası. Toparlasın. Evet. Evet, yeter. Yengeniz zaten yeterince güzel. Yok ya biliyorum şu anda küfür etmeyin bana. Bir tane maske de yengenizi yaratalım. Buna da açalım. Yenge diyelim. Tekrar radyal maskeyi alalım. Yengenizin suratına göre bir maske yaratalım. Şöyle hafif kulaklarını ve saçlarını da alalım içine. Aha. Evet şöyle. Sonra dediğim gibi az önce yaptığım gibi invert mask diyelim. Evet. Pardon, özür dilerim. Evet, gelelim buraya. Exposure açalım. İzninizin yüzüne biraz ışık verelim. Gölgesini açalım. Brightness'ini açalım. Clarity'yi azaltalım. Ve Structure'ı azaltalım. Ve resmi tekrar eski haline getirelim sevgili dostlar. Ve şöyle yapalım resmin öncesi ve sonrası. Hatta ufak bir ilave daha yapalım. Şöyle bir parça daha diğer global düzeltme ile beraber de background'a gelelim. Exposure'ı bir parça artıralım. Brightness'e bir gıdımcık artıralım. Shadow bir parça artıralım ve kontrastı bir parça arttırdıktan sonra da bu kareyi de böyle bitirelim. Sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki hafta son bir e, içerik yapmayı düşünüyorum Capture One ile, ile ilgili. O da renklerle oynamak. O bölümü de kaçırmayın. Çok ilginç bulacak, bulacaksınız. Eğer bu içerik sizlere değer kattığını düşünüyorsanız ve beğenme butonunu hak etti diyorsanız şimdi zamanıdır. Beğenme butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone değil iseniz hala lütfen abone olun. Ve bu fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim. Daha geniş kitlelere yayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.